Yatırım bülteninden herkese günaydınlar, iyi haftalar. Yoğun bir haftayı geride bırakmıştık, satışlı bir seyri geride bırakmıştık. Yoğun bir haftaya da merhaba diyoruz. Özellikle bu hafta açıklanacak veriler piyasanın odağında olacak. Şimdi bunlara geçmeden önce günlere çıkan gündem başlıklarına bakalım. Piyasalar açılmadan önce bilmemiz gereken maddeler neler? Bunlara bakmış olalım. Piyasalar açılmadan önce ilk maddeye bakacak olursak Çin otoritelerinin fintech devi Alipay'ı bölme planı netleşiyor. Özellikle Asya piyasalarında da satıcılı bir seyir söz konusu. Bu haber akışı ile birlikte de yine biraz daha hareketlendiğini görüyoruz. Çin hisse senetleri piyasalarında büyük satış baskısı dalgasına yol açan ve özel sektöre yönelik sert düzenlemelerin başlangıç noktasını oluşturan Ant Grup'a yönelik hamleyle birlikte netlik kazandığını da söyleyelim. Diğer tarafta Amerika Birleşik Devletleri'nde demokratlar Biden'ın umduğundan daha düşük vergi öngören bir planı şekillendiriyor. ABD'de Temsilciler Meclisi demokratlar 3,5 trilyon dolarlık ekonomi paketini yine finanse etmek için ABD Başkanı Joe Biden'ın da istediğinden çok daha düşük bir kurumlar vergisi öngördüğünü de yine teklif ettiğini de söyleyebiliriz. Bununla birlikte Goldman Sachs'a bakacak olursak petrol tarafında fiyatlamalarda rally'nin sürmesini beklentisini yine yatırım bankası öne sürüyor. Hem buradaki artan taleple birlikte arz sıkıntıları ile birlikte petrol fiyatlarındaki yine kesintileri ve petrol fiyatlarındaki rally'nin süreceğini de altında çiziyor. İngiltere tarafında özellikle bazı Covid-19 tedbirlerinin de gevşetildiğini söyleyebiliriz. Artan vaka sayılarına rağmen yine burada aşı pasaportunun bazı kurumlara yönelik de girişlerinde engel oluşturuyordu. Bunların kaldırılmasına yönelik haber akışları öne çıkıyor. Japonya muhalefetinden seçim öncesinde Covid-19'a nakit yardım çağrısı geldi. Bu kez Japonya'da yaklaşan iktidar seçimine yönelik iktidar partisi il seçimleri öncesinde ana muhalefetten Covid-19'la mücadele konusunda da düşük gelirli hanelere yönelik de nakit acil yardım paketinin de öngörülmesi öne çıkıyor. Bu kez piyasadaki fiyatlamalar neyi ifade ediyor? Haftaya nasıl başlıyor ona bakalım. Dolar TL an itibariyle bakacak olursak 8.47 seviyesinden işlemden geçerken yatay bir bantta hareket eden dolar TL söz konusu. Euro TL'de ise 9.99 seviyesinde sepet kurda da 0.05'lik yatay bir görünüm söz konusu. Dolar endeksine bakacak olursak haftaya pozitif başlıyor. Dolar endeksindeki bir baş kaldırma eğilimi. Bunu yine program çerçevesinde de konuşuyor olacağız. Euro dolara bakacak olursak 0.16'lık geri çekilmeyle birlikte 1.17.95. Asya piyasalarına bakacak olursak Tokyo Nikkei endeksinde 0.22'lik primlenme, Şangay endeksinde 0.16, Hong Kong borsalarında ise %2'nin üzerinde bir satıcılı seyir söz konusu. Güney Kore Kospi'ye bakacak olursak burada da yatay bir görünüm söz konusu. ABD vadelilere bakalım. ABD vadeliler bize neyi ifade ediyor? Dow Jones vadelinde 0.35'lik primlenme söz konusu. Nasdaq vadeliye bakacak olursak 0.12'lik yine yukarı yön. S&P 500'de ise 0.28'lik alıcılı bir seyir söz konusu. Özellikle ABD borsalarında geçtiğimiz haftada negatif bir seyirle kapatmıştı. Son olarak da MTO ve kripto para fiyatlarına bakacak olursak spot altında 0.31'lik primlenmeyle haftaya başlıyor. 1795 dolar seviyesinden başlarken gram altında 0.46'lık alıcılı bir seyir, 488 lira seviyesinde. Bitcoin tarafında ise dalgalı bir seyri hafta sonunu bıraktı. Özellikle yine buradaki düşüşler öne çıkıyor an itibariyle 0.86'lık geri çekilmeyle 44.700 dolar seviyesinden de işlemden geçiyor. 46.500 dolar analistlerin dikkat ettiği seviye olduğunu da altını çizmiş olalım. Brent petrol ve ham petrole bakacak olursak Brent petrolde OPEC toplantısı öncesinde 73 dolar seviyesinden işlemden geçerken NYMEX'de de yine ham petrolde de 70 dolar seviyesinden işlemden geçiyor. OPEC artı toplantısı öncesinde petrol fiyatlarının yukarı yönlü fiyatlandığını da söyleyebiliriz. Peki Borsa İstanbul nasıl bir haftayı geride bıraktı? Nasıl bir haftayla şekillenecek? Yine bunları Kutay Korap'la birlikte araştırma masası Kutay Korap'la birlikte de değerlendiriyor olacağız. Kutay günaydınlar. Günaydın, iyi haftalar. Evet, şimdi özellikle bakacak olursak son haftaların gözde endeksinde geçtiğimiz hafta bankacılık endeksinde bir sert düşüş oldu. Bununla birlikte Ağustos ayına bakacak olursak yüklü bir yabancı girişi vardı. Şöyle bir Borsa İstanbul'u senden alalım. Özellikle nasıl bir haftayı geride bıraktı, nasıl bir haftaya merhaba diyor. Şimdi özellikle Borsa İstanbul tarafında dönüp geriye baktığımızda o 27 Temmuz'u bir milat gibi alırsak 27 Temmuz tarihinden itibaren endekste hem küresel piyasalara istinaden hem de içerideki momentum ve burada yabancı girişinin de etkili olmasıyla birlikte endekste kuvvetli bir seyir takip etmiştik ki MSCI gelişmekte olan ülke endekslerine göre daha iyi bir performans sergilediğini takip etmiştik. Şimdi baktığımda dönüp
geçen haftaya özellikle küresel tarafta büyüme hikayesine dair yapılmış olan aşağı yönlü revizeler, artan Covid-19 vakaları ve hali hazırda dönüp bakıyorum mesela S&P %20 yukarıda. İşte Avrupa endeksleri rekorlarını tazelemeye devam etti. Ona keza S&P'de de benzer tablo gördüğümüz noktada. Burada Jackson Hole toplantısı sonrasında da bu iyimser seyrin ön plana çıktığını görmüştük. Ta ki geçen hafta işte Morgan Stanley örneğin ABD büyümesine dair aşağı yönlü revize paylaşmıştı. Neye bağlayacağım bunu? Küreselde o çok ciddi rallide bir noktada kar realizasyonlarının gerçekleşmesi bizde de içeride endeksteki risk iştahını biraz daha bozan etmen olarak karşımıza geldiğini gördüm ben. Özellikle şunu söyleyebilir miyiz Kutay? Yani pandemi öncesinde ve pandemi sonrasındaki o dönüş, zirvelerden bir dönüş hem küresel ve hem Borsa İstanbul'da da kendini gösteriyor mu? Evet, çünkü şöyle ki bir arkamızda şöyle bir hikaye vardı, büyüme hikayesi vardı. Bu büyüme hikayesinin bir noktada fiyatlandı ve biraz daha şimdilik kar realizasyonlarının ön plana çıktığı bir geçen hafta geride bıraktık. Artı burada mesela ECB'ye dair bir parantez açabiliriz. Oradan gelen sinyaller de önemliydi. Biz endeksimize baktığımızda bu kendi içerimizde yaşadığımız o 27 Temmuz'dan bu yana gerçekleşen o mini rallide bir düzeltme yaşandığını görüyoruz. Bazı hisse bazlı para çıkışları ön plana çıktı. Dönüp baktığımda mesela Merkez Bankası'ndan gelen mesajlar, bir faiz indirimi değil mi fiyatlar gibi soru işaretleri de piyasada bıraktı ki bu yükselişin en önemli katalizörlerinden biri bankacılık endeksi %3 geride bıraktığımız hafta holding ve ulaştırma ile birlikte geri çekildiğini izlemiştik. Bu tablolarla birlikte dediğimiz gibi endeksimizin biraz daha negatif bir fiyatlama işaret ettiğini gördük. Hatta haftalık bazda Borsa İstanbul'un performans grafiği de var. Onu da rica edebilirsek o 4 haftalık bir yükseliş serisinden sonra ki mesela burada 5 hafta hatta şuradaki minik düşüşü göz önünde bulundurmazsak endeksimizin Haziran'dan bu yana en kötü haftalık performansını sergilediğini görüyoruz. Ki burayı mesela şu Borsa İstanbul haftalık performansı ama Pelin ben bunu S&P'ye çevireyim, Stoxx 600'e çevireyim. 3 aşağı 5 yukarı her birinde benzer bir tablo var. Küresel piyasalardaki geri çekilme bizi etkiledi. Bugüne dönüp bakarsam o MSCI endeksleriyle olan kıyaslamaları yaparsam bir diğer grafiğimizde şunu söyleyebilirim ki öncelikle dediğimiz gibi o 27 Temmuz'dan başlayan o mini rally MSCI Türkiye endeksinde görüyoruz. O rally son birkaç gündür aşağı yönlü eğilimini gerçekleştirirken gelişmekte olan ülke endekslerinde de benzer hafif geri çekilmeler yaşandığını gördüğümüzü hatırlatalım. Bugüne dönüp bakarsam bugün Asya'da biraz daha satıcılı seyir var ki orada Alibaba'nın ayrı bir hikayesi var. Evet. Onun belki hafif de olsa negatif bir risk iştahı içeriye yansıyabilir küreselden gelen. Artı Avrupa vadelileri negatifte. ABD vadelilerine baktığımda orada yatay bir seyir var. Dolar TL'ye bakıyorum orada da yatay bir seyir var. Bunların her biri bize şimdilik açılışta belki yatay negatif bir tabloyu işaret edebilir şeklinde tahminler oluşmuş durumda. Özellikle biz içeride sanayi üretimi ve ödemeler dengesi rakamlarını saat 10'da alacağız. Oradan gelebilecek başlıklar ve hisse bazlı hareketler endekste bugün etkili olabilir. Evet, özellikle sanayi üretim verisine bakacak olursak orada da yine beklentiler biraz daha bu ayın da hem 3. çeyrek açısından belirli sinyalleri veriyor olacak hem de artan maliyetler de biraz bu veride sanıyorum yine kendini gösteriyor olacak. Borsa İstanbul'da da en azından belki sektörel ayrışma konusunda da kendini gösteren bir veri olacak diyebilir miyiz? Tabii yani dönüp bakarsak mesela son 15-16 aylık süre zarfına ki buna pandemi süre zarfı diyebiliriz. Belki daha fazla hatta daha bile fazla yani 16-17 aylık süre zarfında biz neyi görmüştük? Endekste işte bu sanayideki kuvvetli seyrin hisselere yansımalarını takip etmiştik. O yüzdendir ki dediğinde kesin kes haklısın. Son olarak belki şunu söyleyebilirim. Bir endekste değişiklik vardı. Yeni bir revizyona duyuru paylaşıldı Borsa İstanbul tarafından. Burada pay piyasasının tarafında pazar yapılanması hakkında paylaşıldı. İşte yıldız pazar, ana pazar için farklı kriterler ön plana çıktı. Bu kriterlerin hani piyasa tepkimesine bakarsak birkaç başlıkta söyleyebilirim ki bir bu işte 500 milyondan 1 milyar TL'ye geçmesini enflasyon kadar düzeltme diyebiliriz. Yatırımcı algısı nezdinde çok bir şey ifade etmeyebilir.
Fonlar tarafında ise baktığımızda iş tüzüklerinde yazan bazı başlıklarla paralel notlar olarak okuyabiliriz. Artı kredili işlemler için önemli bir değişiklik olabilir. Pazar değişiklikleri bazı hisselere istinaden. Çok teşekkür ediyorum Kutay, aktarmış olduğun bilgiler için, değerlendirmeler için. Bugün yine verileri takip ediyor olacağız, aktarıyor olacağız. Efendim, Kutay Korap'tan da bilgileri aldıktan sonra bu kez Kutay'ın da yine aktarmış olduğu gibi Borsa İstanbul'dan bir açıklama vardı. Pay piyasası pazar belirleme kriterlerinde değişiklik yapılması ile yıldız pazar, ana pazar ve alt pazarlarda işlem gören payların yeniden belirlenmesi şeklinde. Hemen bu gelişmeyi yine değerlendirmek üzere Tuncay Turşucu bizlerle birlikte. Tuncay Turşucu araştırma danışmanı. AŞ kurucu orta. Tuncay Bey, selamlar, hoş geldiniz. İyi günler, selamlar. Evet, şimdi özellikle Borsa İstanbul'dan yine yapılan bir açıklama vardı. Pay piyasasının yeniden belirlenmesine yönelik. Nasıl değerlendirebiliriz, etkileri ne olur? Evet, yani biz de yeni aldık, inceledik. Aşağı yukarı, şimdi şunu söylemekte fayda var. 2020 yılında tabii çok enteresan yükselişler oldu pek çok şirkette. Burada tabii fiyatlar bayağı bir yükseldi. O yüzden piyasa değeri olarak pek çok eşiğin üzerine de yükselişler oldu. Yapılan değişiklikleri incelediğimiz zaman biraz daha yıldız pazardan ana pazara bir indirme söz konusu. Yıldıza geçen hisse yok zaten. Bir miktar Kutay'ın da ifade ettiği gibi hani bir enflasyon düzeltmesi gibi bir şey de olabilir. O açıdan bir düzeltme olarak algılıyoruz. İkincisi, bunlar yapılırken birkaç nokta var dikkatimi çeken. Bir kere yerli bireysel yatırımcı sayısında artış var. Mesela yerli yıldız pazar için 1000 kişi olan yerli bireysel yatırımcı sayısı 1500'e yükseliyor. Ana pazarda 500'den 750'ye yükseliyor. Aşağı yukarı %50 gibi bir ikisi de arttırılmış. Bunda da tabii 2020 yılındaki borsaya giren yatırımcı sayısındaki artışın da etkisi var. Yani ona da bir düzeltme yapmışlar. Benim için en önemli gösterge likidite olarak ifade ettiğimiz, yani 1 milyon liralık işlem hacminde yaşanan oynaklık belirtisi %2,5'dan %1,5'a düşürülüyor yıldız pazarda ve ana pazarda da %7,5'dan %5'e düşürülüyor. Bu bence daha önemli bir hareket. Yani istiyoruz ki biz yıldız pazar ve ana pazar hisselerinin artık daha az oynak olmalarını istiyoruz. Bunun gibi bazı şeyler var. Hayırlı olsun. 1 Ekim'den itibaren devreye girecek. Borsa İstanbul'da yatırımcılara da şu mesajı veriyor. Yani tercih edecekseniz yıldız pazar ve ana pazardaki hisseleri de tercih ediniz şeklinde de bir mesajı da vardı. Evet. Çok teşekkür ediyorum Tuncay Turşucu, aktarmış olduğunuz bilgiler, değerlendirmeler için. Diyelim efendim, bu kez Asya piyasalarındaki fiyatlamaları ve gelişmeleri aktarmak üzere Asya piyasalarına geçiyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Evet, uzak doğu borsalarına bakacak olursak haftaya satıcılı başladı. Hem Wall Street etkisi bir tarafta, bir tarafta küreselde yavaşlama etkileri derken yine piyasalar üzerinde ve haber akışları ne yönde etkiliyor? Ersoy, selamlar, hoş geldin. Evet. Pelin merhaba, sen de hoş geldin, hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle Asya borsaları bize neyi ifade ediyor? Uzak doğu tarafındaki fiyatlamalar nedir? Senden alalım. Evet, demin sen de söyledin aslında. Amerika'da düşüşlerle kapanınca Asya'yı da etkiliyor. Bir onu söyleyelim. Yavaşlama beklentisi globalde, büyüme beklentilerinin yavaşlaması da etkili oldu. Ama Asya özelinde bugün en önemli haber Ant Group'la ilgili haberdi. Zaten ilk Çin'in regülasyonu bu konuyla başlamıştı. Çinli regülatörlerin fintechler üzerindeki baskısı daha sonra oyun şirketlerine, eğitim şirketlerine de yansımıştı ve bu önümüzdeki dönemde tekrar gündeme gelecek gibi duruyor. Bu sefer neydi haberler? Alibaba'ya ait Ant Group'un Alipay şirketi ikiye bölünecek. Özellikle kredi veren tarafını ikiye bölünmesini istiyor.
Bu da özellikle Ali Baba'da ve Tencent gibi hisselerde satışa sebep oldu. Ama sabahleyin ilk açılışta satışlar biraz daha fazlaydı. Sonra bazıları toparladı. Bir tek şu anda Hong Kong çok sert ekside gözüküyor Pelin, ama diğerleri yatay, hatta bazıları Çin hafif de olsa artıya geçti diyebilirim. Bir haber daha vardı. Çevrimiçi platformlarda işçilerin haklarının koruyun dediler yine Çinli düzenleyiciler. Yani bu ortak refah konusu ve hiçbir şirketin çok hakim olmama konusu Çin tarafında sürekli gündeme gelecek gibi duruyor. Bunun dışında Kuzey Kore'nin iki tane füze denemesi vardı. Bu haberlerde vardı. Japonya'da Suga'dan sonra kim gelecek merakla konuşuldu. Şu anda Tara Kono en öne çıkıyor haberlerde Pelin. Ama dediğim gibi genele bakarsak bugün Excel biraz daha fazla Hong Kong başı çekiyor. Petrol fiyatları da yukarıda diyeyim, sözü sana aktarayım. Pelin. Çok teşekkür ediyorum Ersoy, aktarmış olduğun bilgiler için diyelim. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Evet, bugün özellikle saat 10 itibariyle hem sanayi üretim verisini karşılıyor olacağız hem de ödemeler dengesi verisini karşılıyor olacağız. Piyasa üzerindeki fiyatlamaların etkisini, özellikle Sayın Kavcıoğlu'nun bir açıklaması vardı yatırımcılarla yapmış olduğu toplantıda. Burada yine özellikle aşılama ve iktisadi faaliyetlerin ve istihdamın cari dengeyi olumlu etkilediğini ve yılın geri kalanı içinde cari fazla verilmesi beklendiğini söylemişti. Bu beklentiler yine tahmin edilebilir mi, tutturulabilir hedefler mi? Tüm bu ayrıntıları da konuşacağız üzere. Her pazartesi olduğu gibi Evren Kırıkoğlu bizlerle birlikte. Evren, hoş geldin. Günaydın Pelin. Öncelikle yeni yayın döneminizi kutluyorum ve iyi haftalar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle şimdi bundan sonraki süreçte de yine verileri takip ederken bir tarafta artan vaka sayıları, bir tarafta küresel merkez bankalarının sıkılaştırma hamlelerinden önce en azından genişlemeci adımlarının biraz daha sonuna gelindiği bir süreç mi derken, diğer tarafta da içeride bugün yine açıklanacak olan hem sanayi üretim verisi hem de ödemeler dengesi verisini karşılıyor olacağız. İstersen az önce de söylediğim gibi Sayın Kavcıoğlu'nun bir açıklaması vardı yatırımcılarla yapmış olduğu toplantıda. Yılın geri kalanında bir cari fazla bekliyoruz. Hem aşılama hem iktisadi faaliyetteki toparlanma demişti. Beklentilere bakacak olursak sanayi üretiminde cari dengede özellikle Haziran ayında 1.13 milyar dolar açık veren cari dengenin Temmuz ayında da açık vermesi bekleniyor ve Bloomberg terminlerine yansıyan Temmuz ayı beklentisinde de yine beklentiye bakacak olursak 530 milyon dolarlık bir açık vermesi bekleniyor. Şimdi Sayın Kavcıoğlu ile birlikte bu hedef tutturulabilir mi, ne dersin? Cari açığın yıllık toplam olarak milli gelire hem oran olarak hem de yıllık toplam olarak gerilen beklentisi zaten piyasada da mevcut. Yani şu an 30 milyar dolar civarındaki son 12 aylık toplam cari açığın yıl sonu beklentileri baktığımızda benim beklentim biraz daha düşük ama kabaca 25 milyar dolar seviyesine işaret ettiğini görüyoruz. Ben bu toplam yıllık cari açığın gerileyebileceği beklentisini kendim paylaşıyorum. Sebebi de zaten piyasada da hemfikir olunduğu şekilde birkaç farklı boyutu var. Birincisi altın ithalatı geçmiş geride bıraktığımız sene 2020 yılında izlenen sürece kıyasla çok ciddi şekilde gerilemiş durumda. İthalat fasıllarında ilk 5'e bile giremiyor artık altın ithalatı. Bu birinci konu. İkinci konu, ihracat pazarlarımızdaki toparlanmayla beraber ihracat tarafının daha hızlı toparlandığını görüyoruz. Üçüncü konuda şu ana kadar yurt içi aktivitenin beklentilerden kuvvetli ilerlemesiyle, özellikle içerideki özel tüketim ve yatırım harcamalarının kuvvetli ilerlemesiyle ithalat varsayıldığı kadar gerileme kaydetmedi 2021 yılında. Ama yine de ihracata kıyasla artış hızı biraz daha geriden geliyor. Bu şu an mevcut kredi büyümesi, ekonomik kredi büyümesinin de reel olarak enflasyonda arındırılmış bir biçimde negatife düştüğünü hesaba katarsak Temmuz ayında devam edecek olmakla beraber yılın geri kalanında ikinci yarısında kabaca diyelim ithalat tarafında biraz gevşeyebileceğini düşünüyorum. Bütün bunları bir araya koyduğumuzda ben yıllık toplam cari açın 30 milyar seviyesinden işte 25 milyar veya biraz daha altına gelebileceğine katılıyorum. Dolayısıyla evet, yani o taraftaki görünüm olumlu ilerliyor. Bir de tabii hani ödemeler dengesinin bir boyutu cari açık, diğer boyutu finansman tarafı. Finansman tarafında
hiçbir sıkıntı yok. Yani son Mayıs-Haziran aylarına baktığımızda önce banka sendikasyon kredilerinin çok yüksek oranda ve başarılı şekilde rol edilmesiyle başlayan süreç. Ardından özel sektör şirketlerinin gerçekleştirdiği sürpriz diyebiliriz ama Fed kaynaklı tabii şekillendi. Eurobond ihraçları, o kanaldan da çok ciddi bir dış finansman girişi oldu. Bilateral, yani kamuya açıklanmayan ikili kredi girişlerinde olduğunu biliyoruz. Bunları takiben işte haftalardır süre gelen özellikle tahvil ağırlıklı portföy girişleri, yani her hafta baktığımızda kabaca 300-400 milyon ortalamayla tahvil girişi var son haftalarda. Bunların hepsini bir araya koyduğumuzda tabii Merkez Bankası brüt rezervlerinde artmaya başladığı ortada. Dolayısıyla finansman tarafında da bir sıkıntı yok. Zaten cari açık finansman Türkiye'nin toplam dış finansman resminin sadece bir parçası, geri kalan tamamı değil. Dolayısıyla ben hem cari açığın az önce dediğim gibi toplam yıllık bazda baktığımızda gerileyeceğini düşünmeye devam ediyorum. Kaldı ki bundan bağımsız olarak hani o gerileme varsaydığımız kadar hızlı olmasa bile finansman tarafında önümüzdeki 12 ayda çok bir sıkıntı görmüyorum. Bugünkü mevcut resim itibariyle hani küresel tarafta da bunu olumsuz etkileyebilecek. İşte Fed kaynaklı bir sürpriz sıkılaşma, ECB kaynaklı bir sürpriz sıkılaşma vesaire gibi de bir beklentim yok. Çünkü oradaki verilerde buna izin verecek kadar şu an güçlü değil. Artan vaka sayılarını buna biraz daha örnek verebilir miyiz? Yani burada şimdi yılın aslında son çeyreğine gelmeden önce de 3. çeyrekte bir sıkılaştırma ifadeleri yılbaşında beklentiler arasındaydı. Ne dersin? Yani küresel bazda da bunu toparlayacak olursak vaka sayıları ve küresel büyümeye yönelik revizyonları da katabilir miyiz? Kesinlikle. Şeyde zaten güven anketlerine baktığımızda özellikle Amerika özelinde Euro bölgesine de dahil bu arada. Hem Sentix yatırımcı güveni hem Zür Finans yöneticileri endeksi. Amerika'da da tüketici güven endeksi ve COBI beklenti anketleri ki bu hafta açıklanacak yenisi günceli. Tamamının gerilemesinde 2-3 faktör öne çıkıyordu. Bunlar sıralaması değişiyordu. Önce tedarik sıkıntılarının üretimi olumsuz etkileme faktörü öne çıktı. Yani bu o kadar hızlı bir dipten toparlanma vardı ki firmalar üretim tarafına yetişemiyorlardı. O biraz güveni sarsıyordu. Ondan sonrasında tüketici güven anketlerinde enflasyon endişeleri öne çıkmaya başladı. Talebin öne çekildiği süreçleri gördük. Özellikle bu mesela Amerikan konut piyasasında çok etkili olmaya başladı. Fiyatlar arttığı için, yani tüketiciler iş bulamadıkları veya gelirleri düştüğü için değil, fiyatlar çok hızlı arttığı için güvenleri bir miktar geriye düştüğünü gördük. Şimdi bu son kertede gördüğümeye başladığımız şey de daha çok öne sürülen sebep, güven anketlerindeki düşüşe öne sürülen sebep COVID Delta varyantı veya işte bu diğer yeni varyantlar kaynaklı kapanma ihtimalinin, kapanma endişelerinin artmaya başlaması. Çin'de yakın bir zamana kadar yine kapanmalar vardı. Çok haberlere yansımıyor ama o taraf biraz daha yine önden gidiyordu kapanmalar tarafında. Şimdi bu Amerika'ya bu şeyde önümüzdeki sonbahar kış dönemi için bu beklentiler biraz daha şekillenmeye başlamış durumda. Dolayısıyla kesinlikle bu verilerin düşüş göstermeye başlamasında, gevşemeye başlamasında yurt dışı verilerin COVID kapanmalarının etkisi muhakkak. Dolayısıyla ben de az önce o yüzden zaten dedim ki bu görünüm hani yurt dışı görünüm biraz daha böyle gevşemeye devam ederse zaten bu Fed'den ve ECB'den korkulduğu boyutta bir sıkılaşma gelmeyecek. O da bizim Türkiye'nin işte cari açık ve dış finansman tarafındaki finansman girişleri ihtiyacını olumsuz etkileyecek bir resim yaratmayabilir. O tarafta dolayısıyla ödemeler dengesi tarafı da o anlamda biraz daha olumlu düşünüyorum. Evet, Evren çok teşekkür ediyorum. Aktarmış olduğun bilgiler için sana da iyi haftalar, bol kazançlı haftalar dileyelim. Efendim bununla birlikte diğer tarafta da yine aslında para piyasalarında da hareketliliğin yaşandığı ardından bekle gör sinyallerinin de yaşandığı bir haftayı geride bırakıyoruz. Hem ABD 10 yıllık tahvil faizleri olmak üzere hem de dolar endeksindeki hareketler ve dolar TL'deki fiyatlamalar ne yönü ifade ediyor. Serdar hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Evet, Serdar Paz'ı bizlerle birlikte para piyasaları müdürü olarak. Şimdi Serdar hafta boyu seninle yine bu saatlerde hem para piyasalarındaki gelişmeleri, 10 yıllık tahvil faizleri olsun bununla birlikte diğer tarafta kur tarafındaki gelişmeleri de evet, grafikler üzerinde değerlendiriyor olacağız. Şimdi istersen 10 yıllıkla başlayalım. Tabii. 10 yıllıklar biraz daha böyle kritik seviyelerde mi? Bunu sormak istiyorum sana. Şimdi Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri tabii ki tüm finansal piyasalar enstrümanları adına çok önemli. Çünkü tahvil piyasalarında her şey neredeyse Amerikan tahvil faizine olan faiz farkı spreadle fiyatlanıyor. Dolayısıyla burada yaşanabilecek olan sıkışmalar gelecek tüm piyasalar adına önemli sinyaller içeriyor. Şimdi Amerikan 10 yıllık tahvil faizinin grafiğine kısaca bakacak olursak, işte o enflasyon tehdidiyle beraber 1.75 lira gitti, daha sonra geri geldi. Ama görüldüğü gibi bir uzun vadeli trend içerisinde de kalmayı sürdürüyor ve uzun vadeli ortalamaları yukarı yönde zorluyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde konuştuk.
Amerika'da vadeli işlem piyasalarında bu Amerikalı tahvil faizleri 10 yıllıklar 1.45'i kırar mı diye opsiyon piyasalarında yüklü alımlar yapıldığına şahit olduk. Bu gerçekleşmedi ama buradan bakıldığında önemli tahvil yatırımcılarının da hep tahvilde eğer bir hareket olursa bu yukarı yönde gerçekleşir. Çok fazla tahvil faizlerinde aşağı yönde bir gidilebilecek yer yok diye yapılacak yorumlar var. Dolayısıyla yukarı yönde yapılacak sıkışma adına 1.37-1.42 buralar yukarı yönde kırıldığı takdirde tüm finansal piyasaları etkisi altına alabilecek bir yukarı yönde hareketten söz edebiliriz. Evet, özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde geçtiğimiz fiyatlamalarda da yine görüyorduk ki biraz daha buradaki baskı hem gelişmekte olan ülke kurlarına evet. hem de hisse senetlerine yine risk iştahını düşürme açısından da etkili oluyordu. Tabii. Şimdi dolar endeksine de bakalım. Özellikle dolar endeksindeki geldiğimiz seviyelerde biraz daha yatay bir banda sıkışıp hareket eden bir dolar endeksi Doğru. söz konusu. 93'ün üzerinde kalıcılığını sürdürmüyor. Evet. 92'nin altına da yine sarkmayı kalıcı hale getirmiyor. Dolayısıyla evet. şurada bekle gör sinyalin biraz daha oluştuğunu grafikte de görebiliyorum. Ne dersin? Evet, dolar endeksinde de benzer şekilde işte FED ne zaman varlık alımlarını yavaşlatacak? Hı-hı. Avrupa Merkez Bankası'ndan bu yönde bir sinyal gelmedi. İşte gelecek hafta Doğru. FED toplantısından bu yönde bir ilk adım gelir mi? Şu an daha halen 8 trilyonun üzerinde FED bilançosu ve yani 9 trilyon olur ama onu benden pek beklemeyin gibi. Yani aslında bilanço genişlemeye büyümeye devam ediyor. Şimdi dolar endeksinde bakıldığı zaman şu kısa vadeli yaşanan sıkışma gene kısa orta uzun vadeli ortalamaların çok birbirine yaklaştığını görüyoruz. Bu normalde büyük bir hareket öncesinde olur piyasalarda. Dolayısıyla 91.5'ların altına kaymadığı noktada yukarı doğru 93.5 oralarında kırıldığı takdirde şu grafikte sol tarafta gördüğümüz daha yüksek tepelere doğru 96 daha sonra 98'lere doğru bir hareket söz konusu olabilir. Tabii burada dolar endeksinde euro dolar paritesi çok ağırlıklı %50'nin üzerinde bir ağırlığı var. Yani orada da kısa vadede takip ettiğimiz işte 1.17 yukarıda 1.20'ler o bant ne yöne doğru kırılacak onu yatırımcılar yakından takip edecek. O zaman dolar endeksindeki grafiğe baktığımız zaman da yine oluşan denge seviyesinin 93.5 seviyesinin evet. yine biraz daha kritik hem de burada yakından takip edilmesi gereken bir seviye olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle. Şimdi Asya piyasalarında biraz daha satıcılı bir seyrin olduğunu söylemiştik. Evet. Burada Evergrande tarafında 2025 tahvilinde sert bir oynaklık söz Doğru. konusu. Yine Asya piyasalarını hakim etmesi ve burada baskı domine etmesi evet. bununla birlikte diğer piyasalara olan yansımasını da yakından takip ediyor olacağız ama bu grafiğe de bakmakta yarar var. Hı hı. Bu tabii Evergrande'ın 2025 vadeli en fazla işlem gören tahvili. Sabahtan beri paylaşılıyor. İşte Çin piyasaları, hı hı. Hong Kong piyasaları ciddi satıcılığı hı hı. ve bu şirket özelinde bir borçların yeniden yapılandırmasından söz ediliyor. %75'lik bir haircut'tan bahsediliyor ki yani şunu düşünün 100 liradan itfa olmasını beklediğiniz bir tahvilin 25 liradan itfa olması gibi yani %75'lik bir sermaye kaybından bahsediyoruz. Burada da faizlerde görüldüğü üzere bu haberlerin çıktığı noktadan itibaren sert şekilde getirilerinin arttığını, %60'ların üzerine geldiğini, daha sonra bu yeniden yapılandırmayla en azından belirsizliğin ortadan kalkması yani tamamen iflastan ziyade yatırımcıların en azından yatırdıkları paranın bir kısmını geri alabileceğine dair oluşan bir güvenle beraber bir miktar geri çekilme ama yine de 50'nin üzerinde çok yüksek seviyelerde oluştuğunu görüyoruz. Hı hı. Yani buralarda sular durulmadan Çin piyasaları gelişmekte olan piyasa adına evet. çok önemli. Tek başına neredeyse 1/3'ünü oluşturuyor. O yüzden buralarda sular durulmadan tam anlamıyla uzak doğudan bizlere rahatlatıcı bir sinyal gelmeyecek. Bunu da yakından takip ediyor olacağız. Evet, Evergrande tarafındaki yine tahvil fiyatlarını da takip ediyor olacağız ve yakından izliyor olacağız. Serdar çok teşekkür ediyorum aktarmış olduğun bilgiler için. Diyelim efendim bu kez yine piyasalardaki fiyatlamaları konuşmaya devam ediyor olacağız. Viyop tarafındaki fiyatlamalar ne ifade ediyor? Reklamlara gidelim kısa bir ara öncesinde. Evet, küresel tarafta Fed'in özellikle atacağı hamleler tartışılırken devam ederken Fed başkanlarından, bölgesel başkanlarından gelen haberler de yine öne çıkıyordu. Boston ve Dallas Fed başkanları 30 Eylül'e kadar bireysel hisse senedi varlıklarının tümünü de satacaklarını duyurdu. Haberimize gidelim. Boston Fed Başkanı Eric Rosengren ve Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan 30 Eylül'e kadar bireysel hisse senedi varlıklarının tümünü satacaklarını duyurdu. Karara gerekçe olarak geçen yılki sermaye piyasalarının işlemlerinden dolayı ortaya çıkan etik endişelerin giderilmesi gösterildi. Her iki FED başkanı başkanlık dönemleri boyunca da hisse senedi işlemleri yapmama taahhüdünde bulundu. Yaptıkları benzer açıklamalarla dikkat çeken Boston ve Dallas FED başkanları, çeşitlendirilmiş endeks fonlarındaki satışlardan elde ettikleri geliri yatırdıklarını ya da bunları nakitte tuttuklarını kaydetti. Rosengren açıklamasında kişisel tasarruf ve yatırım işlemlerim Fed'in etik kurallarına uygun ancak belirttiğim adımları atarak
görünürdeki herhangi bir çıkar çatışmasını ortadan kaldırmaya karar verdim dedi. 12 bölgesel Fed Başkanı, geçen ay son yıllık finansal beyan belgeleri vermiş ve ardından Rosengren ve Kaplan'ın işlem faaliyetleri sert eleştirilere maruz kalmıştı. Özellikle geçtiğimiz hafta Avrupa borsalarında sert satışlar görülmüştü. Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamalar bir miktar daha telafi etme çabasında olsa da yine burada satışların devamını görmüştük. Avrupa Merkez Bankası piyasa beklentileri dahilinde faizleri sabit tuttu. Banka pandemi alım programını ise 1.85 trilyon euroda sabit tutarken bu program dahilindeki alımlarını ılımlı bir yavaş patikada da yapılacağını mesajını verdi. Christine Lagarde tarafından yapılan açıklamada yaptığı şey tapering değil, önümüzdeki 3 ayın düzenlemesi dedi. Haberimize gidelim. Avrupa Merkez Bankası piyasanın beklentilerine paralel şekilde faizleri değiştirmedi. Banka gecelik mevduat oranını -%0.50 seviyesinde, politika faizini %0'da ve gecelik borç verme oranını da %0.25'te tuttu. Avrupa Merkez Bankası pandemi varlık alım programını ise 1.85 trilyon euroda tuttu. Pandemi alım programının ılımlı yavaş bir patikada sürdürüleceği vurgulanırken, açıklamada finansal şartlar ve enflasyon görünümü üzerinde yapılan ortak değerlendirmede, olumlu finansman şartlarının pandemi varlık alım programı çerçevesinde net varlık alımlarının önceki iki çeyreğe göre ılımlı şekilde düşük hızla devam edebileceği sonucuna varıldı, ifadeleri kullanıldı. Daha önceki metinlerde olduğu gibi, bu karar metninde de pandemi varlık alım programının çerçevesinde tahvil alımların en azından Mart 2022 sonuna kadar devam edeceği vurgulandı. Kararın ardından değerlendirme yapan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, ekonomilerin kriz öncesi seviyesine yıl sonuna doğru döneceğini belirterek toparlanma aşaması artan seviyede ilerledi. İş gücü piyasası hızlı şekilde iyileşiyor dedi. Enflasyondaki yükselişin geçici olmasını beklediklerini de ifade eden Lagarde, hedefli ve koordineli mali desteğin önemini koruduğunu, ekonomik görünüme yönelik risklerin ise genel olarak dengeli kaldığını söyledi. Yatırım bülteninin bugünlük sonuna geldik. Birazdan piyasa masasıyla birlikte Zeynep Erataman ve Gizem Uzuner sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.